Nedir gezmece tozmaca kısmı ya? Oradan başlayalım. Başlayalım. Valla tam şeyde pandemiye gireceğimiz zamanlar üniversitede part-time ders veriyordum. Eşim de doktora derslerini tam bitirmişti. Dedik şöyle güzel bir sürü plan yapmıştık. Tam hani böyle efsane gezmeyi planlarken pandemi patladı. Ondan kaynaklı 2 senedir efsane biriktirdik böyle. Hani hem gezecek yerleri hem bilendik hani ne olur ne olmaz diye böyle biraz şey. O yüzden son 1 senedir hani öyle bir dünya turu kafasında olmasak da bayağı bol bol geziyoruz yani. Hani her ay mutlaka bir yerlere gitmeye çalışıyoruz. Yani yurt içi hariç yurt dışına da çok gitmeye çalışıyoruz yani. Peki yani bu gezmekteki amaç şey mi birazcık abi? Hani bizi biliyorsun hani klasik burnout gibi hikayeler de hayatımızda var. Onlara bir çözüm olarak mı yoksa biraz da meraktan mı? Nasıl başladı o Ya taraf? aslında merak, ya burnout'a da güzel çözüm bu arada bence kesinlikle. Ben de hani bir kere bayağı sağlam yaşadım gerçekten yani. Hani burnout'a inanmayanlardan birisi olarak yani hani sağlam yaşadıktan sonra dedim tamam hani bu Neyse. kesinlikle vah yani şeymiş yani hani yaşanabilecek bir şeymiş. Tekniğin içinde çok girdiğin zaman hani yaşamak bayağı şeymiş, mümkünmüş yani. Ama aslında biz daha çok sevdiğimiz için yani ortak hobimiz eşimizle yani öyle söyleyeyim. İkimiz de hani gezmeyi inanılmaz seviyoruz yani. Birlikte gezmeyi çok seviyoruz yani bir de özellikle. Ondan kaynaklı şu an hani ana hobimiz o diyebilirim yani. Ana şeyimiz o. Çok keyifli olmuyor mu abi böyle? Hani tek başına da gezersin, yaparsın ama hani tamam eş vesaire başka bir konu ama mesela o road trip'te gerçekten düzgün bir şey paylaşabildiğin bu partnerin olur, eşin olur, arkadaşın olur. O çok böyle unik bir şey. Hayatta çok denk gelmiyor. Dünyanın yani çok hani seviyorsundur, harika anlaşıyorsundur ama mesela o travel kısmı klik etmeyebilir hayatta mesela. Yok tabii O çok kesinlikle. güzel bir şansmış Evet. bence ya. Biz özellikle yani şu şeyden hani mali hani Türkiye'nin ekonomik durumu da hani kötü olmadan öncesinde diyeyim yani hani böyle bir tık daha pandemi öncesinde denk gelen zamanlarda Türkiye'deki arkadaşlarımızla birlikte de çok geziyorduk. Yani böyle farklı farklı arkadaş gruplarımızda hani onu özellikle Pegasus'un en çok ucuz bilet kampanyaları olduğu zamanlar diyeyim yani hani. O zaman Şubat ayında gezmediğim yer yok diyordun yani. Hep Şubat'ta mı aynen. yapıyordu Pegasus? Doğru mu hatırlıyorum? Genelde O kışın zaman yapıyordu ya evet kışın Ekim, yapıyor Şubat falan böyle. O zamanlar aynen çeşit çeşit bir sürü arkadaşlarımızla gezdik. Aynen ya yakın arkadaş olmakla gezmek çok farklı şeyler kesinlikle yani. Yani öyle şeydi yani. Çok uyuşamadığımız bir sürü yani hani şey vardı. ya Gezilerde benim eşimle yaşadığım en büyük sorunlardan biri buydu abi. Hani kesinlikle. yani o çok seviyor gezmeyi. Ben de hayatı boyunca yani ortaokuldan beri bilgisayar bağımlısı olan bir insan olarak yani evden çıkıp bir yere gitmeyi her zaman böyle hani hiç Hadi. ilgi çekici bir şey olarak görmemiştim hani ama hani onunla birlikte bir şeyleri öğrendikçe ettikçe de bana inanılmaz iyi geldiğini keşfettim ya. Yani burnout'un kelime karşılığına çok inanan bir insan değildim. Hala da hani o başka bir topik hani ama o konuda çok iyi çare geldi hayatıma. Sen ne zaman böyle gerçekten bir yıkılmış ve sıkılmış ve bıkmış hissettin? Son zamanlarda mı, pandemiyle mi alakalı yoksa Yok genel olarak mı? yok. Pandemiden de önce yani son zamanlarda değil aslında ya. Bir kere bunu yaşadığım için, bir kere daha yaşamamak için kesinlikle inanılmaz dikkat ediyorum yani. Yani ne zaman şeyden aslında ya bir kere bundan önceki işimde Deloitte'de çalışıyordum bir 3 3,5 yıl kadar falan çalıştım. Oradan böyle hani son zamanlarında böyle birazcık hani sıkılmaya başlamıştım. Ama hani burnout diyeceğimiz bir şey değildi. O zaman orada çok yoğun çalışıyorduk. Biliyorsun klasik danışmanlık işleri işte yani. O Maalesef, şey değil. maalesef. Şeyden kaynaklı burnout değil de yani hani fazla çalışmaktan gelen bir şeydi yani o. Ondan sonrasında işte istifa edip hani böyle farklı işler ararken falan işte bu hani şey full time bug bounty'ye geçtim. Sonra oradan devam ettim aynı şekilde. Bir ara bug bounty'de yani hani böyle daha güzel kazanayım işte hani kafamda böyle birkaç bir şey vardı. Hani o sıralar biraz yoğun çalışmışım herhalde çok fark etmeden yani. Hani. Orada hani böyle bir şey geldi. Yani inanılmaz böyle bir sıkılmışlık ya bunalmışlık geldi. Bir de yani hem çok teknik iş yapmanın hem de tek başına Evet. yapmanın aslında hani bu bug bounty'nin en büyük dezavantajlarından bir tanesi bu. Yani çünkü tek başına çalışıyorsun. Yani bir mesai arkadaşın yok. Hani evet collaboration birileriyle birlikte yapabiliyorsun ama yani fiziksel olarak aynı yere gelip yapmadığın sürece gerçekten yani hani bu çok tekniğin içerisinde hani şey boğulabiliyorsun. Öyle bir şeyde yaşadım yani hani ben yaklaşık bir 1,5 ay falan yani hani hiç çalışmadım. Hiç yani hiçbir şey açmadım. Hiçbir şey açmam Özledin mi ufak ufak? da ya çok uzun süre boyunca hiç özlemedim biliyor musun? Ya 1 ay hatta hani o 1,5 ayın sonuna kadar hiç yani hani aklıma bile gelmedi. Canım bile istemiyordu zaten.
Yaptığım şey tamamıyla şey CM 2001 2002 indirdim yani hani böyle esen çok oynadığım Tarihin en iyi Championship Manager oyunu değil mi aynen. abi? Ve 1,5 ay boyunca aralıksız yani hani mesai yapıyormuş gibi 9-6 boyunca CM 1-2 oynadım yani hani, tamamen sadece başka hiçbir şey yapmadım yani hani. Ve 1,5 ay sonrasında yani efsane gelmişti benim de tabii ya sadece şey en iyi menajerlik oyun değil bence en iyi oyun Pokemon'la birlikte yani hala daha şey yapıyorum yani hani. Ya benim mesela böyle hayatta çok oyun oynadığım süre sayısı arttıkça hayatımda o benim için çok net bir turnusol kağıdı oldu hayatta. Onu fark ettim ben yani. Hani ne zaman ki oyun oynadığım sürenin sayısı artıyorsa bil ki hayattaki kalan her şeylerden kaçmaya çalışıyordum. Bunun yerine birazcık spor ben yerleştirerek çok fazla böyle hayrını gördüğüm şeyler Evet, oldu hani. kesinlikle. Ama bizim mesleğin şey bir yanı var Özgür. Senin buradaki kişisel şeyi çok merak ediyorum abi. Hani hem bir kere Bug Bounty'nin zaten dünyasından gelen ki orada Bug Bounty'yi birazdan konuşuruz ya yani çok farklı metotlar var. Hani full scan yapıp bir şey bakmak, enumeration'ı vesairesi ya da hani application spesifik decay testlere kadar giden kısımlar var. Oraya hani ayrıca geliriz hani ama bizim işin içerisinde çok fazla şey var abi. Yani evet bir başka kişiler ya da yazılım XYZ alanlarına tabii ki de hani oraları küçük görüyormuş gibi bir şey söylemiyorum hani ama ben nacizane 15 yılımı tamamladım. Hani son 3 yıldır da 15 yıl diyorum. Yukarıya saymayı sevmiyorum hani. Abi şuna bakıyorum yani o kadar çok şey öğrenerek geçiyor ki hayatım ve hani özellikle bırak bir tane hani büyük uygulamayı karşına almayı yani biz teste başladığın zaman hani o kadar çok şey var ki panik olmuyor mu insan nereden başlayacağım birazcık böyle hani hevesle zıp 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 gezip hiçbir şeye emek veremediğim ve yakalayamadığım falan böyle bir kaosun içerisinde yuvarlanmaya başlıyormuş gibi bir duygu geliyor. Bug Bounty'de bunun daha fazla olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsun bu tarafa? Valla bu hani bahsettiğin hissiyatı ben aslında mesleki olarak değil de hayatımın diğer alanlarına daha çok yaşıyorum. Yani mesleki olarak da arada geldi oluyor ama sanırım yani hani şeyden kaynaklı böyle mesleğin içinde değil de ya işte mesela şu filmleri izleyeyim diye hani eklediğimde ya da indirdiğimde hani böyle şey oluyorum ya hani hayat gerçekten hani bütün hani filmleri izlemek işte dizileri takip etmek işte hani yayınları takip etmek için her yeri gezebilmek için gezi planı yaparken de mesela aynısını yaşıyorum. O kadar çok yer var ki gidecek yani hani ve mümkün değil hani bunu sığdırabilmek. Ya önceliklendirip hani böyle en sevdiklerimi yapayım desem bile hani her zaman olmuyor. Evet ya yani o hayatın en büyük şeylerinden bir tanesi kesinlikle bu hani ya mesleki şeyde geçerli olabilecek bir şey yani. Yani sonuna kadar katılıyorum. Ya ben hani bir tık daha aslında yani hani şeye dönmüş durumdayım yani evet yaptığım işi çok seviyorum bu arada yani hani kesinlikle çok seviyorum yani hani bırakacağım da hiç düşünmüyorum ama yani hani sadece bu teknik tarafta gitmenin de yani hani özellikle inanılmaz uzun vadede inanılmaz yorucu olduğunu düşünüyorum. Ondan kaynaklı bunun dengesini kesinlikle çok iyi tutturmak gerekiyor. Hani geleceği kesinlikle düşünmek lazım yani hani tabii ki sadece hani bugün yaşayarak da hani hayata devam ettiğimizden hani çok yani riskli bir hayat yaşamış oluruz yani bu gerek maddi gerek manevi olarak ama sürekli geleceği düşünerek de yani aslında yaşamak bir o kadar da bugünümüzü kaçırmamıza sebep oluyor. Ondan kaynaklı hem ikisinin dengesini iyi tutturmak lazım. Hem yani hani sadece bugün için de yani hani bugün yaptığın şeye odaklanmak gerekiyor aslında. Yani hani bunların hepsini bitiremeyeceğim korkusuyla hani çünkü o girdaba girince hiçbir zaman aslında hiçbir şeyi bitiremiyorsun yani. Yani hayatın diğer tüm kısımlarıyla alakalı söylediğin tüm her şeye sonuna kadar katılıyorum. Çok güzel böyle tek nefeste söyledin. Hani ne sonrasını çok düşününce olmuyor, ne şimdisi kaçan birçok şey var. Kendimi hayatta bazen şeyde hissediyorum Özgür. Mesela bugün hani bir koşuya çıktım. Yani yarım saat kendimi ayırdığım bir alan. Orada bile bir şeyler dinleyip öğrenmeye çalışırken koşmaya çaba. Abi hani nereye ya? Kafamda 50 tane şey var. Dönüyorum hani teknik işi şu anda bir research'ün üzerinde çalışıyorum mesela falan derken böyle artık şeye gidiyor konu böyle. Hani yeter anasını satayım hiçbir şey de ya yani bir şey yekpare tek bir şey yapmak istediğim anlar geliyor bazen. Hani ve burada özellikle
bizim mesleğimizin içerisinde ki burada seni tanımayan birçok insan da vardır bu yayını şu anda bizimle birlikte dinleyen daha sonrasında dinleyecek hep meslek hep meslek diyoruz. Ufaktan da bir hani nedir senin meslek olarak kendinde gördüğün şey? Her insan tabii farklı tanımlıyor ama senin mesleğin ne Özgür? Valla ben tam olarak bir ödül avcısıyım ya. Yani hani kendimi, yani aslında hani ethical hacker kesinlikle demiyorum. Yani hani o tarafa girmeyenler dedim ben. Güvenlik araştırmacısı kısmi diyorum. Yani hani araştırma yaptığım kısımlar oluyor. Ama sadece hani güvenlik araştırmacısıyım da diyemem. Çünkü hani o kadar tam hani o konuda %100 hakkını verebildiğimde söyleyemem yani. Hani vakit ayırma konusunda söylüyorum. O yüzden ben kendimi tam anlamıyla yani hani internet alemi yani hani bug bounty hunter olarak şey yapıyorum yani. Özellikle son 6 senedir full time bu işi yapıyorum yani. Ya öncesinde danışmanlık yapıyordun. Şimdi son 6 yıldır da full time bu işin içerisindesin. Nasıl yani evet çok yoğun çalıştığını danışmanlık işinin içerisindeki istifayı verdikten sonra belki biraz dinlenmişsindir. O 6 sene öncesi de yani 2016'lara vesaire denk geliyor. Dünyada bug bounty'nin günümüzdekinin böyle onda biri falan bir ölçek vardı. Hani yani nasıl oldu senin için o ufaktan geçiş? Aslında o Biraz da zamanlar sert bir yine geçiş. fena değildi ya. Bu hani 12'lerde 13'lerde falan bir tık Ben daha 12'ye gittim. ha. Pardon, çok özür dilerim. Evet. Haklısın, doğru diyorsun. O 16'larda bir tık daha hani şey oturmaya başladığı yerlerdi yani. Hani. Yani vardı hani ben ilk şey yaptığımda. Aslında benim ya girişim birazcık şansı oldu yani. Ben tamamıyla çok bunalıp istifa ettim. Hani herhangi bir iş bulmadan aslında birazcık kafa dinlemek istiyordum. O Ayrıldım. sırada yeni iş bakmaya başladım. İş bakma sürem çok uzadı. Hatta işlerim bozuldu. Yani hani olmadı. Süreçler bir şekilde iptal oldu. O sırada yani işsiz kaldım diyeceğim bir döneme geçerken ya dedim hani şey o sırada şey kayıt olmuştum aslında bu. Sinek Red Team var biliyorsundur zaten. O bir tık daha private bug bounty şeyi yani platformu. Sadece hani vetted olanlar içeride bakabiliyor. Ben de oraya daha önce kayıt olmuştum yani ama hiç bakmamıştım yani birkaç ay olmuştu. Ya demiştim hani şuraya girmiştim. Bir şurada bakınayım acaba bir şeyler bulabilir miyim diye. Öyle hani işte zaten evde kurtlanmaya başlamıştım yani şey yetmişti. Bir hafta 10 gün kadar buna bakmaya başladım. Sonra işte birinci haftanın sonunda bir şey buldum. Rapor bildirdim. Kabul oldu. Fiyatını bile çok iyi hatırlıyorum. 571 dolardı. Aa dedim süper işte çarptım. O İyi. zaman dolar şey 3,5 ne yapıyor dedim 1800. Aa bayağı güzel para falan. 2 gün geçti işte bir tane daha buldum. İşte ikincisi yok 300 küsür dolardı. Aa süper falan derken böyle bir şeyler bildirmeye başladım. Gelmeye başladı. Bu sırada işte yani yeniden mülakatlara başladım ama tabii şimdi buradan para kazanmaya başlayınca ya dedim aslında işte işe girmiş olsaydım şu kadar alacaktım. Ya bunu zaten şu kadar sürede kazandım. Bakalım dedim hani belki bunu bu şekilde hani kompanse edebilir miyim diye. Hani birkaç ay devam edeyim dedim. İkinci ayın sonunda yani hani görüştüğüm ve yani teklif aldığım en iyi yerin hani böyle 3-4 katı daha para kazanmıştım yani hani şeyde. Yani 4-5 maaşı yani hani ilk 2 ayda kazanmıştım. Ya dedim süper hani böyleyse bu ve bu devam edebiliyorsa buradan devam edeyim dedim. O zamandan beri aynı şekilde devam ediyorum yani aslında. Hikaye böyle başladı. Birazcık şansı oldu. Hani o şansı da hani güzel değerlendirince yani negatif olan bir şeyi yani pozitife çevirip oradan devam ettim. Ben burada özellikle şimdi Sinek'in bu işe yaklaşımı ile şimdi ben Bug Bounty ile ilk tanıştığımda yıl 2009 falandı. Hani 2009-2010 zamanlarıydı. Google'a birkaç tane bug bildirdim hatırlıyorum ben. O zaman Facebook kendisi bir bug bounty programını kendi platformunda run eden ilk firmalardan bir tanesiydi. Hani o zamanlar Facebook kullanıyordum 2010 hani ondan bahsettim o yıllarda. Akabinden de biz Türkiye'de Hack for Gold diye bir girişim yaptık abi 2012'de. Onu hiç duymamışsındır. Kimse de bilmiyordur chatten. Şey böyle hani bounty karşılığı gold yani altın tamam tam altın, yarım altın, gram altın diye bir muhabbet dönüyordu. 2012'de Türkiye'deki ilk bug bounty platformunu açtık ve içeriye 7 tane firmayı koymayı başarmıştık abi o Vay zaman süpermiş Türkiye'de. ya. Bak bu Aynen. bilgiyi bilmiyordum gerçekten. Evet. Evet, Türkiye'nin ilk bug bounty platformu bildiğim kadarıyla o yıllarda bizdik. Ama abi Türkiye'den firma bulamadık. Herkes işte gizlilik sözleşmesi imzalı, pentesterlar ile zaten o zaman Türkiye'de de 4 tane güvenlik firması vardı. Ben onlardan zaten ikisinde çalışmıştım o yıla kadar. Dördüncüyü de biz açmıştık hani.
Daha o zaman Bankcraft ve HackerOne daha çıkmamıştı abi dünyada. Biz böyle Türkiye'den hani bunu da nerelerde nasıl duyurduk ya, Hacker Forum ya, bir community yok, Twitter yok. O zaman Friend Feed var. Bak şu 10 sene öncesinden bahsediyorum Özgür. Ve ona rağmen o zaman 5-10 kişi bug bulmaya başlamıştı abi platformda. Hani ve biz hemen tak hesabına bir altın, çeyrek altın, tam altın para gönderiyorduk hani. Ve böyle çok güzel buglar çıkmıştı. Hiç unutmuyorum. Bir tane müşterinin web sitesinde Web config XML dosyasını leak eden bir zafiyet bulmuştu çocuğun bir tanesi. Ben siteyi statik site sanmıştım ya. Öyle söyleyeyim sana. Yani o kadar feature'ı olmayan düz bir siteydi, landing page gibi. Hani detaylıca bakmadan koyduk programı. Adam orada böyle bir şey bulmuştu abi. Sonra biz platformu kapatmak zorunda kaldık. Çünkü biz 17 firmayı hiçbir bütçe almadan sadece rızalarını alarak koymuştuk. Hani ki insanlar gelsin, dahil olsun, firmanın cebinden de para çıkmasın, birazcık lure edelim insanları diye. Ama baktık ki fund edemiyoruz. Türkiye mental olarak buna hiç hazır değil. Aradan 10 sene geçti. Türkiye'de bug bounty ekosistemi kişi bazlı büyüse de özel şirketlerin müdahili hala daha bence çok geriden gelen bir nokta Tabii, kesinlikle. var. Ve ondan sonra da Bankcraft ve HackerOne çıktı abi işin içerisinde. Benim de öyle bir anım olmuştu. Triyaj yapıyorduk ekiple birlikte. 3 kişilik tatlış bir ekiptik o zaman. Ve hani sonrasında şimdi sinek konuyu başka bir yere getirdi abi günümüzde. Ya da bu tür firmalar sadece bir sinek de değil. Hani alternatifleri de var. Daha böyle close grup bir şeye dönüşmüş durumda sanırım. Yani hani şeyin kaosu da çok yok. Yani yıldız.yahoo.com, hani anladın mı? O bir kaos dönüyor değil mi? Yani Tabii deli ki. gibi. Çok öyle bir kaos da yok. Sen kendi experience'ını hani buradan start aldım diyorsun ya. Sen orada nasıl farklar gördün ve yaşadın? Ya aslında temel farkı şu, tabii hepsinin farklı bir iş yapış tarzı var. Genelde hani Backcraft, HackerOne, Integrity gibi hani firmalar birazcık benziyor yani birbirine. Sineğin bir tık hani şeyden farkı var. Daha kapalı bir grup olduğu için ve işte bunların hepsini zaten bir vet hani sisteminden geçirip alıyor herkesi. Ondan kaynaklı aslında o sisteme bağlı herkesi trusted olarak görüyor. Yani hani aramızda işte gizlilik sözleşmesi vesaire falan filan da olduğu için direkt olarak hani anonime herkes açtığı gibi bir şey olmuyor. O yüzden mesela analitik diye bir şeyi var, özelliği var. Herkesin bildirdiği raporların kategorisini ve URL'lerini görebiliyorsun. Bunun sayesinde mesela hani duplicate rapor girmiyorsun. Yani mesela en güzel özelliği kesinlikle. Aa, ben bunu bilmiyordum. Bu Evet. harika bir özellik Tabii ya. tabii kesinlikle. Yani zaten aslında yani pozitif olduğu çok alan var, negatif olduğu çok alan var sineğin. Yani mesela negatif denen birisi işte hani HackerOne, hani Baccarat'a göre ödemeleri bir tık, yani iyi programlarına göre değil daha doğrusu. Hani bir tık daha düşük. Yani tabii ki yani şimdi HackerOne'da da şey var. Hani SQL Injection'a 1000 dolar ödeyen program da var. İşte hani 50 bin dolar ödeyen de var. Hani tabii hani orada şimdi 50 bin dolarlık hani SQL Injection'ı bulmak da tabii ki ona göre daha zor. Sinek'te fixed payout. Yani hani herhangi birisi bir şey belirlemiyor. Yani sen bir SQL Injection bulduğun zaman yani mesela 3 bin dolar alacağını net bir şekilde biliyorsun. Yani ve bu kabul olduğu zaman. Ve işte dediğim gibi hani en güzeli yani duplicate olmaması yani mükemmel bir şey. Benim hani en sevdiğim özelliği yani kesinlikle. Bir de yani şeyi çok hızlı. Triyajı inanılmaz hızlı yapıyorlar. Yani hani bazen çok yoğun olduğu zamanlar ya yani en yoğun zamanlarında hani bir hafta sonrasında mesela hani triyaj olduğu oluyor. Bu en yoğunu. Yani hani ilk başlarda yani hani böyle 24 saat hatta şeyi vardı, commitment'ları vardı. O tabii hani birazcık yoğunluk olduğu için 2-3-4 güne kadar çıktı. Şu an 4-5 günde şey yapıyorlar yani hani. Yani bir hafta içerisinde hani bildirdiğim bir raporun finalize olup ondan hani ödül alacağını bilmek de bence hani bu işi tam zamanlı yapmak için çok rahatlatan bir şey yani. Peki triager olmak ne demek? Yani sen triyaj hiç yapmamışsındır ya da öyle bir pozisyonda çalışmamışsındır daha önce de. Senin bildirdiğin zafiyetleri karşıda doğrulayan kişiler de var ya. Sence o insanların motivasyonu ne abi? Ben orayı hiç yaşamadım hayatımda hani, ama mesela şeyi yaşadım hayatımda. Yıllarca pentest ekibimizdeki arkadaşların bulgularını doğruladım müşteriye vermeden önce. Ben bir triyajırdım aslında. Hani practical açıdan baktığında ve çok şeyler öğrendim ben orada ya. Bence hani kariyerlerinin başlarından sonra orta kısımlarında çok güzel şey öğrenilecek bir 2 yıllık hayatta takılabileceğin bir pozisyon gibi geliyor bana mesela. O tarafta senin düşüncelerini çok merak ediyorum. Yani aslında şöyle, özellikle Sinek'teki yani bu Vulnops diye geçiyor, Vulnerability Operations ekibi diye geçiyor. Onlardan hani gözlemim, 6 senedir çünkü çok fazla insan geldi çıktı. Çoğunlukla zaten hani insanlar hani bunu öğrenmek için giriyorlar yani orada duran şeyler, kişiler. Ama bence
Bu alanda çok fazla tecrübesi olmadan ya da direkt hani Blue Team'den geçen kişiler yeterince öğrenemiyorlar bu işi. Evet. Çünkü sadece hani o zafiyet tiplerini öğrenmeye giriyorlar. Halbuki Red Team tarafından ya da Pentester'lıktan o tarafa geçip yani birkaç sene durup sonrasında yani hani ayrılan kişiler çok daha fazla şey öğrenmiş oluyor yani kesinlikle. Zaten ben de onu demeye çabaladım. Bence bu işe Evet. başlayan o junior'lığı üzerinden atan, atıyorum hani yani web nedir, nasıl çalışır, bu bulguların temel yapısı, yani o public bilgiyi kendi içerisinde sömüren bir arkadaşın daha nasıl edge case'ler ki, hani ben senin daha önce yaptığın işte Double Idol muydu? O tür talklarını da hatırlıyorum takip Evet, aynen. edebildiğim Fena değil. kadarıyla. Hani Twitter'dan önüme düşüyordu. Hani yani o tür şeyleri öğrenmek için öncelikle o basamağı bir aşmak gerekiyor bence. Hani doğrudan Blue Team'den atlamak çok doğru olmayacaktır. Ben de katılıyorum hani, ama atıyorum 1,5-2 sene bu alanda bir şeyler yapan eden, hani Bug Bounty'de bir şeyler öğrendiğini ve yol kat ettiğini hisseden kişinin bence çok hevesle gidebileceği pozisyonlardan bir tanesi geliyor. Çünkü Özgür senin bulduğun bu bug'ı adam okuyor hani. Herkesinkini okuyor bir de ya. O kesinlikle Aynen. inanılmaz bir şey yani hani bence de ama ya genelde belirli bir uzun süre işte bu işi yapıp da yani o tarafta kalan şeyler birazcık şey yapıyorlar. Ya o tarafta da körleşme oluyor mesela. Yani sinekten 4-5 sene bu tarafta çalışıp sonra ayrılıp ondan sonra hani Bug Bounty tarafını deneyip deyip başarısız olan mesela tanıdığım birisi var yani direkt olarak yani. Hani. O da yani hani evet ya kesinlikle bence yani hani böyle bir şeyde hani 2-3 yıl Bug Bounty ve hani ofansif güvenlik işte, hani pentester hani tecrübesi olduktan sonra hani 2 yıllık hani triyaj inanılmaz bir şey yaratır yani kesinlikle. Katılıyorum o dediklerine. Bir de yani şimdi bir de dünya abi, teknoloji çok hızlı değişiyor. Hani yani ben şeyi hatırlıyorum, işte sen mesela 2006'da bu tarafa geçiş yapmışsın. Onun biraz daha gerisine gelirsen ya, yani biz ne mikroservis konuşuyorduk, ne API konuşuyorduk, ne API gateway'ler vesaire. Yani günümüzdeki aslında hani web security dediğimiz topiğin zaman bundan 6-7 sene önceki konteksi, bağlamı çok daha dardı açıkçası. Yani ben bir güvenlik testine oturduğum zaman, vulnerability research kısmını ayrıca konuşacağım ben seninle, ama bir test, yani karşında bir application var, credential'lar da alınmış durumda, full black box'a yaklaşmadığımızı düşün. Abi ben uygulamayı böyle bir gün gezerdim, tamam mı? Bundan 7-8 sene önce. Sadece bir gün gezerdim. Açardım abi proxy'yi. Tüm request'leri de kaydetsin. Bir gün son kullanıcı gibi gezerdim uygulamayı anlayayım diye. Ya yani en büyük hevesim uygulamayı son kullanıcı gözünden anlamak üzerineydi ki business'ı, o logic'i, o akışları, o ekranları birazcık öğreneyim diye. Bir gün böyle sana kullanırdım. O ardından ikinci günde hani işte ya da üçüncü gün takribi, ne zaman kendimi hazır hissediyorsam, menüleri bölerdim abi. 10 tane mi ana menü var gördüğüm, yani abi onları bölerdim. Bugün şu iki ekrana bakacağım diye, tamam mı? Oturur o ekrana girerdim. Yani uygulama da çok böyle daha monolitik uygulamalar vardı ve o menünün içerisinde oynar oynay dururdum, tamam mı? Yatay, dikey testler vesaire. Ama şimdi günümüzde öyle bir yere geldi ki, ulan bir tane HTTP request'i çıkıyor browser'dan abi. Hani arka tarafta 50 şeye dokunuyor gidiyor ve atak vektörlerini düşündükçe kaybolur noktaya gidiyorum. Sen kendi gözünden bundan 10 sene önce test yaparkenki yaklaşımınla bugünkü arasında ne gibi bir dönüşüm, değişim hissediyorsun abi? Yani şöyle bence bugün yani hani pentester olmak inanılmaz zor bir iş kesinlikle. Yani bu dediğinden kaynaklı. Çünkü yani her şeyi cover edecek şekilde bir hani test yapıp yani işte zaten kimse tabii ki bir yerdeki bütün güvenlik açıklarını bulamaz. Bu da hani ayrı bir mevzu ama yani bunu bulma sorumluluğuyla birlikte bir şeyin testini yapıyor olmak bence şu an çok zor. Yani hani şu an herhalde hani bir şey pozisyon değiştirecek olsam yani hani farklı her şey yapabilirim ama pentester'la kesinlikle dönmem yani. En büyük şey olur. Aslında biraz da hani gene bug bounty tarafında kalmamın sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü hani böyle bir şeyin yok. Sorumluluğun yok. Yani bir güvenlik kaçını kaçırmış olmak, raporlayamamak sadece sana para kaybettiriyor. Evet, bu tabii ki çok önemli bir şey ama hani sen yeterince aslında hani bulup kendi cebini dolduruyorsan yani gerisi umurunda değil yani. Yani sadece tek bir zafiyet tipine konsantre olup bunun üzerine de gidebilirsin yani. O yüzden Pentest işi şu anda dediğin gibi inanılmaz zor yani, kesinlikle. Şeyi ekstra açmak lazım. Pentest kelimesinden ne anlıyoruz hikayesini? Tabii ben doğrudan bodoslama atladım. Şimdi
Bence günümüzde eğer şöyle bir dikey uzmanlığa gidilmeyen bir pentest dünyası içerisindeyse bir business, o business zaten kaybediyordur servis dünyasında. Yani çünkü ben bundan 10 sene önce de hani mobili, webi, network'i, her şeyi bilen bir adam olamıyordum. Şimdi hiç olamam mesela yani. Hani o yüzden burada özellikle işletmelerin, danışmanlık veren kişi ve kuruluşların hangi commitment ile nasıl bir ekip ile nasıl bir iş yaptığı çok daha aslında önemli bir konu. O yüzden ben hep şu gözden baktım hikayeye ve ProDuff'ta da bizim yaklaşımda hep böyle oldu. Yani hani client'ımızla konuşalım, URL'i alalım, business'ı da bize anlatsınlar, uygulamayı da anlatsınlar, credential'larımızı da alalım, bir hafta test edelim abi. Yani böyle bir hani özgürlük kimse de açıkçası olmadığı bir sektörde pentester her şeyi kovalamak zorunda kaldı. Bu birazcık daha gerçekten bug bounty modelindeki hikayeye daha yakın bir metodoloji düşünebilirsin. Ama gene aynı yere bağlayacağım. Bu modelde bile ben 10 sene önceki hani test ediş yaklaşımım ile bugünkü arasında bir kopukluk hissetmekteyim. Sen nasıl test ediyorsun? Yani geldi karşına, atıyorum Sinek'te ya da çalıştığın kurumlarda nasıl oluyor bilmiyorum abi hani, ama nasıl test ediyorsun bir app'i? Ya aslında işte dediğim gibi şu anda hani bu şeyde ya bug hunting olayındaki nihai amaç bütün güvenlik açıklarını bulmak değil de hani bir şeyler bulup yani hani seni doyuracak seviyeye gelmek olduğu için yaklaşım bir tık daha farklı. Ama hani bunun üzerinden ben gene nasıl yaptığımı hani bunun şeyini anlatayım. Yani her şey herkes gibi tabii ki yani bir şey yeni bir target geldiği zaman hani bunun scope'unu açıyorum. Neler var bakıyorum. Bu arada hani şöyle bir şey var. Bunları anlatırken sadece kendinden değil farklı tanıştığım kişilerden de hani örnek vererek de hani gideyim. Özellikle Harika hani bu olur. taraftan hani bu tarafa ilgi duyan kişiler hani metodolojilerini ona göre belirleyebilsinler. Bir kere sen şöyle bir şey var. Özellikle bug hunting tarafında bu hani pentester tarafında bir tık daha hani ortalama tutulabilir ama özellikle ödül avcılığı tarafında başarılı olmak adına tek bir tane yöntem yok. Yani bir sürü farklı aslında hani iş yapış tekniği var. Ve bu aslında kişiden kişiye değişen bir şey. Yani mesela çok hani para kazandığını hani bildiğim hani inanılmaz hani başarılı bug hunter'lardan. Ki bu arada bug hunting'de ki ben başarı kıstasını para kazanmak olarak tutuyorum. Yani bir kritik zafiyet bulmak değil. Yani sen işte bir XSS'de bile sonuçta hani 1 milyon tane bildirdiğin zaman hani ya da 100, hani 10 bin rapor attığında XSS yani tanesi 300 şeyden hani 3 milyon dolar para kazanabilirsin yani. Hani buradaki kıstası direkt olarak buradan şey yapıyorum. Yani yarısı otomatik tool'larla birlikte hani ağırlık verirken özellikle HackerOne gibi işte BugCrowd gibi sistemlerde çoğu zaman otomasyon üzerinden ilerliyorlar. Diğer yarım kısım da aslında full hani genel manuel testlerle birlikte bu otomasyonun kaçırdığı, daha çok bulamadığı zafiyetlerin üzerine konsantre oluyor. Ben de daha ağırlıklı olarak aslında bu taraftan gidiyorum. Yani otomasyonu yapmayı sevsem de bir şeyleri otomatize etmeyi sevsem de işte hani sürekli sabah akşam bütün sistemleri tarayan scriptlerim olsun orada işte ya da hani yeni bir CVE düşünce hemen ona ulaşayım, onu gireyim, hani bir anda tarayayım, bunu bulayım, bunu bildireyim. Olayını ben sevmiyorum. Bana çok koşturmaca ve stresli geliyor. Yani çünkü gecenin köründe yeni bir site, işte Log4j çıkıyor. Aa, hemen hafta sonu taramaz. Abi ben o cuma akşamı çıktığı zaman yani pazartesiye kadar çalışmadım. Hani işim vardı. Gelmeyen şeyi de takmadım yani kafama. Çünkü hani bir zaten commitment'ım yoktu. Ya pazartesi sabahtan itibaren bakmaya başladım. Hani bulduğum yerler oldu. Buldum, bildirdim mesela. Hani bu şekilde çok farklı şeylerle birlikte yaklaşabiliyorlar. Ben genelde aslında bir hani uygulamaya baktığımda ne taraftan daha zayıf olduğunu düşünüyorsam o tarafa yani hani asılıyorum. Nasıl karar verebiliyorsun ki mesela? Yani Ya bunun, yani zayıflığı hissiyat ne demek? Nasıl Bu anlayabiliriz? aslında şeydir. Sonra hani işte ben 6 sene boyunca tabii hani bu işi yapmanın getirdiği hani bir tecrübeyle birlikte yani bir nevi hani o kokuyu almak gibi diyeyim. Yani hani aslında hani böyle çok hani bağdaştırıcı şeyler var. Ya örneğin bir Node.js hani uygulaması gördüğün zaman işte bir XSS olma ihtimali hani mesela hani reflected XSS gibi bir zafiyet olma ihtimali zaten inanılmaz daha düşüyor. Çünkü aslında bütün hani kod client side'da çalışıyor. Yani mesela DOM XSS olma ihtimali çok daha artıyor. Ya da ağırlıklı olarak işte hani authorization işte hani authentication problemleri oluyor. Yani bir mesela şey login sayfası varsa ve işte bu direkt olarak client tarafındaki Node.js kodla birlikte çalışıyorsa işte oradan JavaScript'ler içerisinden backend API'lerini hani tespit edip hani onlara ulaşma hani burada hani bir zafiyet olma ihtimali mesela çok daha fazla oluyor. İşte bu tabii ki hani şey değil %100 kabul eden bir şey değil ama
Hani işte ASP net hani kullanan yerde atıyorum. Yani çok hani basic bir örnek. İşte return URL hani parametresi varsa mesela direkt olarak ASP nette hani özel bir şey özelleştirme yapılmadıysa mesela burada hani bir open redirect zafiyetinin olmasının imkanı olmuyor. Çünkü ya da hani XSS filtreleri açıksa zaten hani direkt JavaScript'in içerisine inject etme durumu haricinde bir hani XSS'e getirme şansın olmuyor. Çünkü zaten ASP bunu otomatik olarak hani filtreliyor. Hani gibi şeyler. Bunu hani gördüğüm zaman mesela bu taraflara hiç bakmıyorum. Hani test bile etmiyorum. Ha, burada bir şeyler kaçırıyor olabilirim belki. Yani dediğim gibi ama kaçırdığının sayısı çok daha az olup diğer taraflardan daha çok şey bulabileceğimi düşündüğüm için o taraflara konsantre olmak bana daha mantıklı geliyor. Benim yaklaşımımda. Burada iki tane şey dikkatimi çekiyor söylediklerinden yani. Bunlardan birincisi abi ben chill takılıyorum ve böyle yaklaşıyorum diyorsun. Yani ben rush etmiyorum işin içerisinde. Evet. En genel anladığım hikaye benim bu. Ve bunu yapabilmenin sebebi de tabii ki kendi pozisyonladığın açı ve yaklaşım bu işin içerisinde. Diğerinde de hani ya yani ikinci anladığım kısımda aslında çok güzel söyledin. Hani belli bir yerden sonra hisse kalbe vuku bir şey geliyordur hayatta Evet, hani sana. Ben dediğini bizim ekipten arkadaşlar da dinleyenler de biliyordur mesela. Yani hani hayatta şey olmuştu çok komik bir hikaye anlatayım abi kısaca sana. Bizim ekipten yani yaptığı işe de kendisine de yani direkt boş kağıda imza atarım tamam mı? Yani o kadar güvendiğim bir arkadaş test yapıyor. 3 gündür bakıyorlar ediyorlar vesaire. Hani ben de ofise geç gelmişim o gün tamam mı? Böyle geldim çantayı bıraktım. Ya gençler ne yapıyorsunuz deyip ki arkasından geçerken Burp Suite açık bir şeyler takılıyor arkadaş test ediyor. O ne ya dedim hani falan bir bakayım ben şuna. Tam muhabbet böyle oldu abi yani. Hani oturdum baktım dedim bu parametrede zafiyet var. Abi hani ya bu bilmiyorum yani hani ama böyle hissediyorsun ya sen onu kastediyorsun. Tarifi de biraz zor bir konu hani. Yani bu parametrede zafiyet var dedim. Abi yok falan filan. Oğlum bak bu parametrede zafiyet var hani. Yani arkadaşım command array ile repeater'a gönderip tamam mı? Hani directory traverse zafiyetini bulması bir oldu ve böyle birbirimize baka kaldık. Neyse ben bir kahve içmeye gidiyorum dedi. Kalktı gitti. Hani abi bu tamamen tecrübeden geliyor ya. Nasıl tarif edilir? Nasıl kazanılır diye sorarsan onu da bilmiyorum mesela yani hani abi. Böyle bir durum var Ya işte bol yaşadığımız bol durum. test yapma, bol bol gözlem yapma bence yani kesinlikle. Yani şey değil, bir tık ezber test yapma değil de hani mantığını aslında öğrenerek yani bence bir şeyleri yani inceleme var burada. Hani o bakış açısını bir tık geliştirmek gerekiyor. Bu arada benim de hani şey çok oldu gerçekten. Ya ilk tırnak attığım yerde SQL injection çıkar hani mesela. Ondan sonra ben bu uygulama komple patlak diye yani hani bütün hani her yerine bakarım. Aslında sadece orada var. Yani hani çok o kadar çok denk geliyor ki yani ilk ID'yi de değiştirdiğim yerde IDOR çıkar. Ondan sonra yani gene saatler boyu uğraş başka var mı diye. Aslında uygulamada tek bir yerde vardır. O da gözden kaçmıştır. O denk gelir falan. Bana da çok oluyor kesinlikle ama işte hani ya o şey bile yani sonuçta bunları buldukça ha nasıl parametrelerini de buluyorsun. Yani hani göz aşinalı oluyor. Ve yani belki ilk denediğin yer bile buradan etkileniyor aslında. Ya da hani ilk denediğin endpoint ya o ilgini çeken yer bile hani buradan bir tık daha hani ekstra etkileniyor. Bence bunun kesinlikle bir etkisi var. Bunun dışında mesela çok farklı yani test yapan kişiler var dediğim gibi. Ya mesela şeydeki HackerOne ve işte Buckrout'un neredeyse senin birinci sırasında bu puan olarak olan ve hani en çok kazanan birisi olan işte Today is New. Full otomasyonla kazanıyor mesela adam. Yani yapıyor bunu. Yani adam yani bilmem kaç milyon dolar kazanmış durumda hani şeyden bug bounty şeyinden ve bunu yani hiç manuel test yapmadan sadece otomasyonla birlikte bildiriyor geçiyor. Bunun dışında mesela şey vardı DAVGG vardı belki hani bilirsin Tommy ismi. O mesela şeyde sineğin bir etkinliğinde birebir tanışmıştık mesela muhabbet etmiştik. Adam hani kazandığı her şeye bakıyor ama kazandığı çoğu parayı SSRF'den mesela kazanmış. Hatta Yahoo SSRF'lerinden kazanmış sadece. Yani hani neredeyse 1,5 milyon dolar para kazanmış yani buradan bildirdiği zafiyetlerle. Kendine göre bir teknik bulmuş. Bunun geldiği paranın geldiği yeri bulmuş ve yani bunu bildirmiş. Ve sadece bunda uzmanlaşmış ve buradan yürümüş. Hani bunu yapan da çok fazla kişi var. İşte mesela gene bizim Sinek'teki hani en çok para kazanan birisi Rus Dimitri diye birisi var. Adam sadece kritiklere bakıyor mesela. Yani hani SQL Injection, RC, SSRF, XXS. Başka hiçbir şey bildirmiyor, başka hiçbir şeye bakmıyor. Yani hani tamamıyla yani şimdiye kadar diyorum 1000 şey, yani 300 rapor atmış. Attığı 300 raporda komple bu. Yani gibi birçok hani farklı yaklaşımlar var. Bence ama bir şeyi kazanıp yani hani bu aslında başarılı olabilmek için insanın aslında
ne tarz bir şekilde çalışmayı sevdiğini de yani hani bulması gerekiyor. Yani hani ben mesela spesifik bir şeyin üzerinden yürümeyi kesinlikle sevmiyorum. Yani hani ben her şeyi bildiriyorum ama hani her şeyi de her zaman bildirmiyorum. Ya yani mesela çok fazla XSS attığım zaman gerçekten çok sıkılıyorum yani. Sürekli hani evet hani para getiriyor. Yani hani şeyden sürümden de kazanıyorsun gerçekten ama belirli bir manası kalmıyor ondan sonra. Hani paraya ne için ihtiyacımız var'a geliyorum yani. Yani sonuçta bu sadece şey değil, bu yüzden keyif de almak lazım. Çok tekniğe girdiğim zaman yani mesela işte hani sadece işte SQL injection'lara gideyim. Hani böyle özellikle hani exploit etmesi zor olanlar olsun diyeyim. Özellikle Snack'te şey gerekiyor. Sadece örneğin hani end 1 eşittir 1'i koydun, geçtin, bildirdin bunu kabul etmiyorlar. Proof, hani net bir proof istiyor. Sadece database isimini çektim bunu da istemiyor. Full ödeme alman için herhangi bir table'dan bir kolonda şey çekmen gerekiyor. Bazen işte WAF açık oluyor. Hani onları atlatması çok zor oluyor vesaire. Yani çok tricky hani olayların denk geldiği oluyor. Mesela bunları çok seviyorum uğraşmayı. Yani üzerine yoğunlaşmayı. Ama full burada gitmek de beni çok yoruyor. O yüzden ben mesela kendi dengemi bunda hani ara ara tamamıyla böyle işte amelasyon diyeceğimiz basit yani hiç beynimi yormadan yani hani bulup hani o günü boş geçebileceğim zafiyetlerle uğraşma. Ara ara hani gerçekten tekniğin inanılmaz dibine girerek ya yani kendimin o tarafını da besleyebileceğim zafiyetlere bakmayla birlikte buldum. Ve hani otomasyonu hani şey kısmı yani enumeration kısmını kolaylaştırması için tabii ki kullanıyorum. Ama onun dışında işte taramaya vereyim oradan işte bana getirsin. Mesela bundan kaynaklı host sistemlere daha yani network kısmına daha az bakmaya başladım. Çünkü çok daha otomasyon gerektiriyor yani hani. Daha zor hani niş bulguları da orada bulabilmen için çok vakit harcaman gerekiyor. Mesela özellikle Snack özelinde o harcadığın hani vaktin de karşılığını alamıyorsun. Evet hani belki çok kritik bir işte RC'yi bilmem kaçıncı custom yazılmış portta bulabiliyorsun ama yani bunun için çok uğraşman gerekiyor. Harcadığın vakti bence değmiyor. Yani ama zaten bunu yapanlar da var mesela var yani hani. O yüzden de bir kere Şey çok önemli dediklerinden abi. Hani nasıl bir şeyden zevk aldığını bulman lazım dedin ya. Tüm bu hikayenin içerisinde aslında en güzel nokta orası. Sadece bug bounty dünyası demeyeyim de AppSec diyeyim. Yani maalesef dünyada öyle bir yere gelmiş durumda. Bu yeni yeni son 3-4 yıldır değişiyor yani ama 3-4 yıl öncesinde de zaten bug bounty neredeyse eşittir application security ve application testing'den ibaret bir dünya idi. evet. Hani farklı alanları yoktu. Ama hani hangi büyük bir alan nasıl bir metodolojiden neyinden zevk ve keyif aldığın hani önemli ve hedefinin ne olduğu önemli. Mesela sen kendini çok güzel bir şekilde diyorsun benim için başarı hani alınan ödeme miktarıyla ölçebiliyorum ben diyorsun. Yani çünkü metrik bir değer var senin Evet. işin içerisinde ve bu metrik değerin peşinde giderken de zevk aldığım şeylere ben zamana göre XSS'den sıkılırsam ondan buna gidiyorum. Bunu böyle yapmayan bir dünya insan da var diye özetliyorsun. Ben de hani bug bounty dünyası içerisinde şahsen çok az bulunmuşumdur yani hani ve bu da sadece şeyden ötürü hani bazı şeyleri bildirmem gerekiyordu işin içerisinde bazı kurumlara. Bense şeyden çok büyük zevk alıyorum abi. Hani daha white box işlerden yani vulnerability research dediğimiz nokta oraya geliyor. Belki şu terimleri de bir yerden ayırmak lazım. Vulnerability researcher, bounty hunter, Red Teamer hani Kesinlikle. anlatabildim mi? Bu terimler ya pentester hani ya çünkü bunlar birbirinin içerisine de geçiyor. Yani Red Teamer ile pentester ve bug bounty ama vulnerability researcher böyle Medusa gibi bir şey canlanmaya başlıyor aklımda. Ben mesela kendimi en güzel vulnerability researcher olarak tanımlayabiliyorum. Ve benim için buradaki başarı sayısı abi hani number of chained vulnerabilities diyorum. Ya yani kaç vulnerability birbirine chainleyerek RC'ye ulaştın mı ulaşmadın mı? Ya yani konu o. Hani RC'ye ulaşabildin mi ulaşamadın mı? Karşımda bir product var. Product'ın hayvan gibi hardeningleri var işin içerisinde. Bazen kaynak kodu memory'den dump etmen gerekiyor. Hani ve günün sonunda burada bir zero day buluyorum ya. Benim için de mesela target orası hayatımda her zaman. Mesela bunun bug bounty dünyasındaki karşılığını da hani hiç bakmadım ama birçok insanda şey yapan da var mesela. Şey de görüyorum abi. Bu tür zafiyetleri bulup ardından interneti tarıyor. Evet. Spesifik taradığı için de mesela daha kolay yani hani ve orada da şeyi merak ediyorum. Ulan instance'ları bulduğunda bu adamların bug bounty'si var mı yok mu bunları oturup bir daha bakıp buradan da monetize etmeye çalışıyor işini. O Aslında yüzden tam tersten yapıyorlar biliyor musun? Yani hani öyle işte mi? evet, HackerOne'daki ve Bugcraft'taki bütün şeyleri in-scope domainleri indiriyorlar. Onları tarayıp orada bu teknoloji varsa onu bildiriyorlar. Yani hani bütün sistemi taramıyorlar yani. Yani tam tersi yapılıyor bir tık daha.
Bizde de şey oluyor. Şimdi bir zero day bulduğun zaman abi bir signature çıkarıp tüm interneti tarayıp hani efektini anlama. Yani bir Evet. zero day'in value'sunu da belirleyen şey bir noktada hani şey dünyadaki kullanım oranı önemli şeylerden bir tanesi olmakta. Lakin bu terimleri ayıralım ki ben şahsıma ait gördüğüm vulnerability research noktasını birazcık koydum. Yani orada hedefinde bir product vardır ve bu iş genellikle white box olamadın bilemedin gray box noktada yapıyorsundur. Yani çünkü mal elindedir abi. Bu donanım olabilir, ISO olarak eline gelmiş bir tane yazılım olabilir yekpare ama budur hedef. Peki Red Teamer, Bounty Hunter ki onu birazcık çok bir saatin içerisinde çok güzel anlatmış oldun. Hani Pentester bu terimlerdeki farklılıklar ne? Ne anlamak lazım? Ya da sen nasıl görüyorsun abi bu hikayeyi? Yani işte Pentester aslında direkt olarak bir firmaya yani net bağlı olarak çalışıp contract based iş alıp yani farklı şeylerden müşterilerden ya da direkt olarak o firmada çalışırken hani o elindeki product'ın yani içerisindeki güvenlik açıklıklarına konsantre olan kişi oluyor genelde. Yani hani bir Pentester senin dediğin gibi ya şu ürünü seçeyim de hani buradaki hani güvenlik açıklarını bulayım gibi bir şeye giremiyor. Çünkü zaten hani elinde bakabileceği şeyler ya müşterilerinin ya da kendi sistemlerinin şeyleri. Red Teamer de yani keza öyle. Gene sadece hani müşterilerinin aslında hani şeylerini hani bir tık daha konsantre olabiliyor. Hani Bounty Hunter da aslında tabii yani çalıştığı platformlarda gene müşteriye konsantre oluyor ama hani burada en azından seçebilme yani şeyi çok daha fazla. Yani seçenek çok fazla. Yani Snake'te işte 3 yani 200 300 tane target var. Hani Snake'ten memnun kalmadım mı? HackerOne'da bir o kadar var. Backcraft'ta bir o kadar var. Yani bunların hepsinde çok farklı teknolojiler var. Yani aslında diğer işleri de yani Pentester gibi bak hunter'lık yapabilmek de mümkün. Yani hani tabii ki mantalitesini çok değiştirmek lazım ama hani spesifik bir uygulamayı seçip bir ay onda takılıp ondaki bütün zafiyetleri de bulabilmek mümkün. Şimdi işte bir tık daha Red Teamer hani kafasıyla yaklaşıp aralardan ucundan hani teker teker çekip gitmek de Evet, mümkün. evet. Yani hepsini birleştirmek de mümkün aslında. Yani işin içerisinde dediğin bu net tanımlarda güzel oldu. Hani bu bir daha önceki Twitch yayınları da hiç şans fırsatın olduğunu sanmıyorum. Bayağı yoğun yani hem ya işte bir dünya bug bounty dünyasının içerisinde uğraşıyorsun hem de bir yandan da travel vesaire konuştuk. Hiç fırsatın olduğunu bilmiyorum hani ama bizim daha önceki Twitch'teki içeriklerde hep şöyle böyle chat'ten sorular alma vesaire falan. Hani ben daha böyle birebir muhabbet ederek bir şey yapmayı bugün çok istedim. Hani işin içerisinde o yüzden bu yayını canlı şu anda bizimle dinleyen arkadaşların hepsi için kusura bakmayın gençler sorularınızı vesairenizi görüyorum hani ama çok fazla yer vermeyeceğiz. Özgür de görüyordu. Daha sonrasında darlarsınız kendisine. Hani Aynen. Peki abi dedin ya hani işte yani web zafiyetlerinden bahsettin. Tabii şimdi web zafiyeti demek de doğru bir terim mi onu da bilmiyorum. Yani hani ne bileyim bir SQL injection web zafiyeti midir? Bence hayır. Hani Bence aslına değil bakarsan hani. kesinlikle. Ama yani günün sonunda tüm dünyanın eğildiği yani web development'ın dünyasının eğildiği yer API'ye dönmeye başladı. Kesinlikle. Hani orada senin gelecekte göreceğin şey ne? Yani spesifik zafiyetler kapatılır abi, tamam mı? Hani yani nedir? İşte SSRF vardır, tamam mı? Feature'ı kapatamazlar, mecburdurlar. Yapar bir proxy koyar, onu dışarıya rahat trafiği verir. DNS'i çözer vesaire. Time to check, time to use zafiyeti çıkar. Onu da başkası bulur. O dünya teknik açıdan öyle döner de. Daha bir adım geriden gelip bu haritaya baktığında ne hissettiriyor bazen sana? Hani olur ya böyle bazen bir yürüyüşe çıkarsın vesaire bir düşünceye dalarsın genellikle. Sen ne düşünüyorsun? Hani API dünyası daha da ileriye gidecek gibi gözüküyor yani ama senin fikrin Bence ne kesinlikle. abi? Yani bence asıl yani ileride başımızı çok ağrıtacak konuların en başında ya teknolojiler komplikeleştikçe ve yani birleştikçe aslında yani çok spesifik basit işte hani Java'da yani Log4j gibi yani aslında dandik diyeceğimiz yani bir şeyin dependency'den kaynaklanan hani bir yani güvenlik açığı bütün dünyayı sarstı mesela ve yani çok basit bir şekilde hani en hani şey script kidinin bile sadece bir hani komut çalıştırarak yani hani girebileceği bir seviyede bir zafiyet oldu mesela. Hani şimdi bu tarafı düşününce hani kullandığınız yani yazılımdaki custom bir zafiyette haricinde ya örneğin hani mesela şeyi ya Windows işte IIS Server'ın yani hani son sürümünü yani etkileyebilecek yani mesela tamamıyla hani bu
server'da çalışan yani o exe'den kaynaklanabilecek biri mesela yani güvenlik açığı veya Tomcat'te olabilecek. Yani web sunucularında bence bulunabilecek yani ve bulunacak daha doğrusu hani bulunabilecek değil miyim? Zero Day'lerin önümüzdeki dönemde inanılmaz etkileyeceğini düşünüyorum. Yani çünkü hani en yaygın kullanılan şey bu aynı şey gibi hani birisinin telefonunu hacklemek istiyorsunuz. Hani zaten Android var, hani iPhone var. Yani ikisinden birisinde hani işletim sisteminde bir şey bulduğun zaman zaten hani net bir şekilde de geçebilirsin gibi. Yani teknolojiler aslında hem çok komplikeleşiyor hem aslında tek düzeleşiyor. Yani kullandığımız ana teknolojiler hani aynı şey oluyor. Yani insanlığın %90'ı işte hani aynı işletim sistemini kullanıyor. Yani hani şu an elimizde macOS var, Linux var, şey var. Hani çok çeşitli inanılmaz şeyler yok. Hepimiz yani web teknolojilerinde yani tek bir protokol kullanıyoruz. İşte hani HTTP 1.1 diye HTTP 2'ye geçiyor. İşte mesela bu James Kittle'ın araştırmalarını falan hani okumuşsundur mutlaka. Tabii Bu tabii tabii. işte hani özellikle reconciliation üzerine çok fazla gidiyor. Çünkü yani web sunucularını etkiliyor ve hepsini neredeyse hani benzeri şekilde etkiliyor. Yani bulduğu bir hani şeyin aslında yani hepsindeki exploitation kısmı fark ediyor. Ama hani atak tipi ve yani oluşabilecek zafiyet türleri yani çoğu şeyi etkiliyor oluyor. Bulduğu bir şey yani hani bir sürü teknolojiyi etkiliyor oluyor. Bence bu şekilde yaygın aslında teknolojilerde bulunabilecek zafiyetler hani bayağı bir etki yapacak. Çünkü yani zaten aynı dediğin gibi yani web'i, mobili yani hani IoT'si her şey aslında API'ye bağlı. Yani hani ya iki arka planda IoT birbiriyle hani API'ler aracılığıyla konuşuyor. Yani hani özellikle şey teknolojisinde. Ya zaten sen mobil telefona girdiğin zaman da hani gitti ya. Backend'teki yer aynı aslında. Yani o yüzden backend kısmı yani inanılmaz tehlikeli bir yer. Dünyanın zaten hani böyle API security diye başlı başına Gartner'ın içinde bile bir section olması abi. Hani yani işe mesela yani bugün mesela şu gömlekleri çıkaralım şey tişörtleri beyaz gömlek giyelim Gartner raporunu koyalım karşımıza okumaya başlayalım abi. Hani API security 6 farklı kategoride farklı firmaların yaklaşım şekilleri, account takeover protection mekanizmaları ya yani enterprise bunlarla bir takım önlemler almaya çalıştığı bir nokta var. Ama diğer taraftan Bounty Hunter veya threat aktör fark etmez. Günün sonunda aynı noktayı hit ediyor ve hani gene konu web tarafından bir şeye çıkmaya başlıyor. Ben bundan 7-8 sene önce web daha da büyümez ya falan diye düşünürken abi ben burada çok büyük yanıldığımı gördüm mesela hayatımda. Yani hani konu daha çok mesela farklı alanlara gideceğini düşünüyordum. Bilakis tam tersine daha da öteye geçmiş durumda. Şu anda da mesela web security'yi daha çok API security gözünden baktığım zaman hani IIS vesaire o dediğim konular hep her zaman bence vardı. Hani ben bir tık orada birazcık senden daha farklı düşünüyorum. Yani Apache 2.4'teki bir RC her zaman value'su yüksekti yani hani. Çünkü vakti zamanında 1 milyon instance vardı. Şimdi 5 milyondur hani. Bu taraflarda dediklerine katılıyorum ama bence daha çok şeyler görmeye başlayacağız abi. Şimdi dünyadaki competition inanılmaz artıyor, tamam mı? Yani her gün yeni startuplar çıkmakta. Yazılımcı sayısı inanılmaz artıyor dünyada. Hani ben bir kere gelen çığın geldiği açıdan baktığımda bu alana çok fazla oyuncu girmeye başladı ve geliştirici sayısı inanılmaz artmış. Ha bu güzel bir şey, harika tabii ki de. Ama bu kadar geliştiricinin application security'yi özümsemesi çok zor bence. Bu kadar çok hızlı bir şeylerin yani startup kuruluyor 1 milyon dolar fund alıyor 6 ay sonra batıyor çıkıyor o 6 ayda bir developer 5 developer çalışmış. Abi onlar ne zaman AppSec öğrenecekler yani hani developerların AppSec öğrenmesi ayrı bir zaman alan bir şey. O yüzden hani bu kadar hızlı geliştirme ihtiyacının dünyada olduğu yani software engineering'in bu kadar büyüdüğü yerde çalışan mekanizmalar da farklı komponentler ve farklı teknolojileri bir arada takıp çalıştırmak zorunda kalıyor business'lar. En önemli kısım burası. Yani bu bizim de karşımıza çıkan şeylerden bir tanesi. Ön taraftaki API gateway'i biz Django ile yazdığımız, daha doğrusu Python ile yazdığımız durumda son bir yıldır arka taraftaki servisleri Golang ile yazmaya başlıyoruz. Bugün çık Türkiye'deki teknoloji firmalarının hepsi benzer şeyleri yaşıyor. Sonra bu konuyu şeye referans edeceğim yani. İşte James Cattell'ın research'ü. Abi bir content length parametresini ön taraftaki adam ne algılıyor, arkadaki ne algılıyordan yola çıkan 7 tane research yayınladı.
Pet normalization zafiyetleri. Özgür değil mi abi? Evet. Hani yani ön taraftaki Tomcat'in bunu görme şekliyle arka taraftaki Nginx'in görme şeklinin farklılığı. Hani bir URL SSRF zafiyetlerinin abi hani birçoğu artık şeye geçti. Ön taraftaki adamın URL'i parse etmesiyle arkadakinin parse etmesi değişmeye başlıyor. Çünkü artık günümüzdeki mallar bir teknoloji çöplüğüne dönüşmüş durumda. Yani işte Log4j'den örnek verdin abi. Ya bir dependency Maven'a bir yazmış adam oraya Log4j dependency tak diye başka bir software geliyor. Hangi teknoloji nerede yapılmış belli değil. Ya böyle Transformers arabası gibi bir şey var ortada. Çok iyi ama abi bambaşka teknolojileri bir arada çalıştırılıyor. 6 aydaki kapitalizm baskısının sonucunda application security alanında kendisini çok iyi geliştiremeyen yazılım geliştiriciler tarafından. Sonra hani burası çok büyük bir sorun bence özetle. Yani benim kendi sorduğum soruya senin söylediklerin aslında soruyu doğuran şey senin söylediklerinde. Onlardan referansa da kendi örneğimi vermek istedim. Yani daha çok böyle şeyler çıkacak. Hani sen belki bir tane HTTP request'i yakalayıp bir asıyorum XXE zafiyeti bulacaksın. Ama o arka tarafta internal'daki bilmem ne loglama ürününden triggerlanmış olacak belki de. Hani Evet. en büyük sorun bu ya. Teknoloji çöplüğünün yarattığı bir dünya olduğunu düşünüyorum abi ben. Hani Tabii, hep de onu kesinlikle. görüyoruz. Kesinlikle. Durum bu şekil abi. Senin var mı hiç eklemek yapmak istediğin? Hep ben sordum, sen cevap verdin. Çok teşekkür ederim. Bir Ben saattir de muhabbetimiz mi sana çok soru keyifli. sormaya başlayayım? Varsa sor yani. Hani onu da konsept böyle tabii ki de konulu alıp her zaman biz soracağız Yani. tabii ki de birçok şeyden. Ama chatten de soru almıyorsak senin aklında varsa sorabilirsin diye şey yapmak istedim. Ufaktan eklemek istedim yani. Yoksa tabii ki hiç gerek yok da. Diyor geldikçe şey yaparım ben de. Sorarım mutlaka. Durum böyle abi. Yıllar sonrasında tanışmış olduk seninle. Aynen. Ben burada çok mutluyum. Bir 3-4 yıl kadar önce seni LinkedIn'den eklemiştim ben. Çünkü bir şekilde hep adını duyuyordum. Hani bizi bu Twitch'teki yayınlardan, senin ders verdiğin çocuklardan yayınlara gelenler var. Onlar bahsediyorlardı. Hani bir yandan da tabii security camiası dünyada da bence küçük abi. Küçük Hani kesin. oradan da yaptığın çalışmaları vesaireleri ufak ufak stalkluyor. Ya stalk denmez de buna, hani karşıma düştükçe kenara Evet. atıp bakıyordum ve gayet hani birçok şeyde bakış açımda öğrendiğim şeyler vardı hani, ama yüz yüze tanışmak sonunda bana nasip oldu Özgür ya. Çok teşekkür Aynen. ederim geldiğin Bu için. uzun sürmüş yani hani bir şey de aynen tanışmamazlıktı yani ben de çok memnun oldum gerçekten güzel oldu. Sana benim son bir sorum var abi. Hani bu dünyanın içerisinde yeni başlayacak kişilerin nasıl başlayacaklarının cevabını çok konuşmamıza bence gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu 50 kere işlenmiş bir şey. Hani doğru motivasyonu, doğru odağı olan kişinin de zorluk çekmeden hani yaşı başlayabileceğini de biliyoruz da. Atıyorum Özgür, ben Bug Bounty dünyasında hayatımda toplasan 10 tane rapor göndermişimdir, tamam mı? Yani hani 2004'ten beri. Ben Bug Bounty'ye nasıl başlayayım? Kendimi Valla örnek olarak atıyorum bu arada, yani yanlış anlaşılmasın yok da. Tecrübeli biri nasıl sence bu alana gelebilir? Ben ne yapayım abi yarın? aslında bu konuyla ilgili o kadar çok soru aldım ki yani hani spesifik bir şeylerin referansını vermek dışında oturdum ben de bir blog yazısı yazdım. Yani hani how to start bug bounties and how to make a million in 4 years diye başlıktı. Hani böyle şey çok hani basit şeylerdi. Yani bu hani şey olarak değil de yani hani İşte gidin hani araştırın vesairenin dışında. İşte hani işi hiç bilmiyorsanız nasıl yapın? İşte hani pentesterseniz buna nasıl girebilirsiniz diye. Hani senin özelinde demiyorum ama hani diğer arkadaşlar için. Ya sen de okuyabilirsin bu arada. Yani hani Tabii teknik ki. bir yazı değil ama yani hani şey yani sıkılmadan okuyacağını da eminim yani. Hani. Öyle bir hani şey yazdım. Hani onu okumasını öneriyorum herkese zaten ilk başta. Artık hani şey oldu. Yani Esten çok ezberden soru işte nasıl başlayabiliriz işte buna? Yani ne yapıyoruz falan dediklerini. Yani herkese bunu yönlendiriyorum. Mesela sonra bir daha cevap vermiyorlar. Ya okumuyorlar. İnsanlar da okumuyor. Ya da okudukları zaman yani hani o şey geliyor. Yani doyurucu geliyor. Yani hani sonrasında mesela çok farklı sorularla gelenler oluyor ki hani onlara gerçekten bayılıyorum. Yani çok spesifik. Herden hani cevap vermeye hani değecek. Hani teknik ya da hani farklı bakış açılarıyla sorular geliyor mesela. Hani şey oluyor. Ama onun haricinde hani okumanın dışında da hani spesifik olarak şunu söyleyebilirim. Yani aslında konuştuğumuz konudaki gibi İlk başta tabii teknolojileri kesinlikle öğrenmek gerekiyor. Yeni başlayanlar için, hiç hani bilmeyenler için.
senin seviyendeki bir insanın, yani hani bir tecrübesi olup da hani bug bounty'ye bir türlü girmeye fırsatı olmamış veya işte hani bazıları da cesaret edemiyor yani, hani ya da senin kendi yaptığı iş daha tatlı geliyor. O kişilerin hani geçmesi için aslında hani şöyle bir örnek vereyim. Bu çok farklı bir disiplin. Yani hani buradaki eğer ki motivasyon para kazanmaksa, yani işte mesela senin şu anda motivasyonun işte hani bir üründe zero day bulmak. İşte hani bunu hani farklı şekilde monetize etme şekillerin kesinlikle vardır. Ama zaten hani şirketin var. Hani buradan gelen paralar var. Yani bir zaten farklı hani kazanç noktaların da var sonuçta. Yani senin de burada aslında bulduğun bir şey hani güzel, hani hem komüniteye bir katkı, hem aynı zamanda hani bir reklam unsuru, hem aynı zamanda senin için bir hobi niyetine hani keyif veren bir şey oluyor yani. Doğru. Hani bu tarz yani hani şey yapamayacak hani insanlar için aslında hani girdiğinde mali kaygılar çok fazla olabiliyor. Aslında hani kendi iş yapış hani türünü tespit edip yani hani bunu birazcık farklılaştırmak gerekiyor. Yani şimdiye kadar bu işten gerçekten evet 1 milyon dolar ve fazla para kazandığını bildiğim herkes bir şeyleri mutlaka farklı yapıyor. Yani herkesin yaptığı aynı şeyi yapmıyor. Yani ya işte bir işin daha çok tekniğine giriyor, ya hani diğerlerinin bulamadığı hani bir açığı bulman gerekiyor sonuçta. Hani herkes aynı şeye bakıyor Tabii. yani. Yani senin farklı bir şey bulabilmen için bir şey farklı yapman gerekiyor. Yani o yapacağın farklı şeyin ne olduğunu aslında bulmak gerekiyor. Ama özellikle hani şeyden tecrübeli birisinin giriş aşamasında o yani metodoloji demeyeyim de o disipline girmesi farklı oluyor. Çünkü yani hani bir zero day bulmaktaki disiplin çok farklı. Ya yani bugün işte ben sıfırdan bir üründeki bir güvenlik açığını hani bulmaya çalışacak olsam bugün zorlanırım. Çünkü çok uzun süredir bu işi hani bu disiplinle birlikte yapmıyorum. Ya yani işte kodun neresini okuyacaktık, ne yapacaktık? Yani nereden başlamak daha mantıklı? Bunu nasıl grep etsem, aradaki şeyleri nasıl hani filtrelesem? Manuel sonuçta hani okuyarak bunun hepsini Tabii ki. yapabilmek imkansız bir şey. Zorlanırım yani mutlaka. Hani ilk bir sene, iki sene boyunca. Ama iki sene sonrasında bu oturup yani yavaş yavaş bunu çok daha hızlı yapabilmeye başlarım. Aynısı bu alanda geçerli. Ya pentestikten çok benzer. Yani aynı şekilde bir güvenlik açığı buluyorsun ama yapma işi çok farklı. Yani mesela daha hızlı bulman lazım. İşte hani daha diğerlerinin bulamadığı şeyleri bulman lazım. Hani herkesin bulduğu bir şeyi bulmanın çünkü bir değeri kalmıyor. Çünkü çoktan bildirilmiş oluyor yani. Bundan kaynaklı mutlaka hani o disiplinin içerisine girip yani neler kabul ediliyor? Ne tarz şeyler daha çok hani bildirilebiliyor? Bir de hani şey de değil. Ya şimdi hani evet bir hani remote code execution zafiyeti bulmak için bir hafta uğraşabilirsin. Dünyanın en yani hani keyif veren RC'sini bulabilirsin ama sonuçta sadece bir hafta boyunca buna uğraşırsan bir haftanın sonunda işte sinek için söylüyorum 3.000 dolar kazanmış olursun. Bu senin için yeterliyse süper. Ama senin hedefin yani aylık atıyorum yani tamamıyla farazi konuşuyorum 30.000 dolar kazanmaksa o zaman ne bir haftanı Daha farklı 3.000 bir dolar şey yapman lazım kazanmak diyorsun. için harcamış olursun yani hani. Yani hani. Amacı hani ben mesela ilk girdiğimden beri hep yani hani şey yaptım. Özellikle finansal hedefler belirledim yani hani. İşte hani aylık diyordum hani şu limiti tutturduğum zaman mesela çalışmayacağım diyordum. Bazen çalışmaya devam ettiğim oldu, bazen gerçekten çalışmadığım da oldu. Yani hani ayın 15. gününde hedefimi tutturup tamam ya hani bana bu kadar yeterli. Bundan sonrasında ben işte oturup sadece dizi filmi izleyeceğim dediğim zaman da oldu. Hani bunun üzerine koyayım önümüzdeki ay hiç çalışmam dediğim zamanlar da oldu. Yani hani ona göre hani kafada hani hedef belirleme aslında insanı inanılmaz motive edici bir şey oluyor çalışmak ve çalışmamak için keza. Aslında o kadar güzel bir şey ifade ediyorsun ki abi. Hani yani sen bu hikayede daha rasyonalist bir takım değerler, matematiksel rakamlar ortaya koyup bu hedeflerle ben kendimi motive edip ilerleyebildiğini söylüyorsun. Bu model sende çalışıyor. Çok da güzel ifade ettin. Ben çok güzel anladım hani ve bence özellikle de bu disipliner açıyı shift etmek içerisinde hani hedefinin doğrultusunda shift etmen lazım diyorsun. Çünkü bambaşka bir disiplin özgü. Ben hani mesela ters açıdan örnek verdim. Ben de şeyi çok rahat söyleyebilirim. Bugün seninle birlikte yan yana oturalım abi. Hadi bug bounty yapalım. Ben böyle elim ayağım dolanır. Ekrana boş boş bakarım. Bir request'in peşine Word Suite'de 25 tab açarım. Uğraşır dururum falan. Sen de ya da bana gülersin abi. Hani anladın mı? Çünkü hani metodoloji ve mindset çok farklı. Takılmamak da gerekiyor. Mesela ben en büyük sıkıntılar demeyeyim de yani hayrını da gördüm, zararını da gördüm. En büyük şeylerden biri bende obsesiflik var abi. Ben takılıyorum ya. Hani bir request'te bir bulgunun, bir şeyin kendisine takılıyorum. Mesela dedin ya bir RC'ye bir hafta uğraşmış olabilirsin abi. Ben 8 gündür bir research'in üzerindeki bir satırlık koddayım yani. Orası beklediğim şekilde çalışmıyor. Okuyorum, çalışması lazım. Gönderiyorum, çalışmıyor.
abi. Tamam mı? Okuyorum, bekliyorum, gönderiyorum. Çalışmıyor ya. Kafayı yedim. Hani ki çok azdır böyle dediklerine bazı referanslarda bulunmak istiyorum. Çünkü senin tanımladığın şey benim hayatımda çok doğrudan var. Mesela çok azdır benim soru sorduğum bir alanda, tamam mı? Birine gidip bir şey danıştım. Sen diyorsun ya nasıl başlarım diye herkes soruyor. Yazı yazıyorum, okuyup dönen çok yok diye. Ben hani soru sormanın ağırlığını hayatta yaşadığım için en son delirdim, tweet attım abi. Hani yani 15 yıldır Twitter'da 3 defa falan teknik açıdan birinden yardım istemişimdir. Çünkü hani publicly bir şey istemem. Genellikle uğraşır çözerim takıntılı olduğumda. Ama abi ya olmuyor babuş, olmuyor yani hani. Tamam, ben orada senin yanında 6. gün hala aynı request'le uğraşıyorum. Hani olurum. Sen de gülersin, tamam mı? Hani kafana koyduğun hedefe varmışsındır. Netflix açarsın. Ben orada abi anladın mı? Anksiyete krizleri içerisinde böyle deliririm hani. Sonra Twitter'dan abi bir tane adam. Tamam mı? Bir linkleyen kişi de gene Twitter'dan uzun, hatta Turkcell'in en başında eski Ovas'tan da tanıdığım bir kişi. Birini linklemiş. Matias diye bir researcher. Ya Matias anlar bu işten diye onu mentionlamış. Matias'a yazdım, tweetlere bakmış abi. Şöyle bir sorun var bence demiş. Özelden yazdım. Ya abi dedim, dediğin şekilde değil. Bak ben her şeyi yaptım, olmuyor. Hani çocuk Allah Allah nasıl olmuş? O da takıldı abi işin içerisine. DM'leşiyoruz böyle arkadaşlar. Abi en son bug ne çıktı biliyor musun? Bir binary dosya göndermem gerekiyor ve Verbsuite'in pass from file diye bir feature'ı var. Dosyanın içerisinde binary okuyup pinpoint seçtiğin yere pass ediyor datayı. Ve böylece hani text editör olduğu için o taraf yani şeyle uğraşmıyorsun. Karakterler doğru mu geldi falan filan diye. Ama Verbsuite Java ile yazılmış ve Java'nın binary mapping içerisinde 90 ila 99 hex kodu karşılığındaki binary dataları convert ederken 3F olarak convert ediyor abi. Tamam mı? Sebebi bu. Hani ve 90 x90 da Bug benim. Aynen x90 da benim. Payload'ımın içerisinde spesifik bir alanda var. Tek bir yerde. O da karşı taraftaki dekod edildiğinde bambaşka bir değere dönüşüyor. Ve ben bununla 7 gün kaybettim. Ne kazandım? 0 TL. Tamam mı? Hani yani. çözünce mutlu mu oldum? Hayır, Allah belasını versin Aynen. özür Tam tersi daha da dilerim. çok olmuşsundur yani kesinlikle yani bu kadar. Aynen. Ondan sonra da hani günün sonunda Bence şeyi çok konfor örneklemeyi kadar küfür dolu bir mail yaz bence. abi yani sövdüm ya. Her gün sövdüm. Her sabah kalktım sövdüm. Takıntılı da adamım. Uyuyamıyorum da. Kafamda dönüyor. Bir daha bakıyorum. Bir daha bakıyorum. Ya işte Bu şimdi metodolojiyle olmaz yani mesela senin aslında dediğin burada şöyle bir alanda. şey Anladın var mı? bence. Yani senin dediğin seviyede kadar hani takıntılı. Yani 7 gün yapmasam da bu işi benim de hani bir gün 2 gün hani kafaya takıp çok uğraştım gerçekten oluyor. Bu bence de hani dezavantajlı olduğu yerler var ama işte avantajlı olduğu yerler de var. Yani mesela özellikle yani çok hiç değmeyecek yerlerde takıldığım zaman ben de çok hani şey yapıyorum. Yani mesela çok basit bir şey var. Hani bakarken denk gelmişim. Çok basit bir XSS. Zaten hani şeyde de Sinek'te de XSS'in ödemesi mesela fix. Hani reflected XSS 350 dolar. Hani okey yani güzel bir para. Fazla fazla hani çok fazla bilirsen ama hani günler boyu uğraşmayı değecek de kesinlikle bir hani şey değil. İşte bir tane mesela bulduğumda yani işte WAF'a takılıyordu ya da WAF değil de kendi aslında arkada bir şey filtre sistemi vardı. Böyle bir şey denk geldiğimiz anda ben de hani bir filtre sistemin aslında burada hani XSS'i bildirmek veya buradan para almaktan daha çok o filtre sistemini bypass edememeye dayanamıyorum yani. Yani 2 günümü harcadım. Yani 2 günümü harcadım ve yapamadım. Yani olmadı. Yani hani çıldırdım yani hani böyle şeyde. Bu daha önce yaşadığım bir şeydi. Sonra hatta böyle düzenen bir... Bundan sonra ben de şey yaptım. Mesela Cobalt'ın sileği vardı oradan yazmıştım. Bunu Twitter'dan paylaşmışım emin değilim ama birkaç yerden böyle bir şey yaptım. Sordum böyle şey. Ondan sonra 1 sene sonra bu şey PortSwigger şey yayınladı. Impossible XSS Challenges diye bir şey Aa. yayınladı abi. Onun içinde çıktı. Ya inanılmaz yani hani. Yani meğersem zaten hani çözmesi impossible bir şeymiş yani. Olmuyormuş yani. Hani şey inner HTML ile birlikte içerisinde script hani şeyi olmadığı zaman script açıp kapatamadığın zaman başka mesela image'dan hani HTML yükleyebiliyorsun ama XSS çalıştıramıyorsun yani script çalıştıramıyorsun. Problem mesela burada buymuş. Yani mesela bu beni inanılmaz şey yapmış. Yani dediğin şey yani benzerini ben de yaşıyorum. Ama bunun şöyle bir hani avantajını da gördüğüm zaman oldu. Evet, 2. günün sonunda bunu yapabildiğim ve bunun sonucunda hani bildirdiğime çok güzel para kazandım, zafiyetlerim de oldu. Ve hani hiç kimse benim gibi 2 gün boyunca bunlara uğraşmadığı için yani hani bunları mesela benim aldım ve buradan mesela ekstra farklı bir teknik öğrenip yani hani
İşte bu hani bir WAF bypass'ı olabilir yani. Hani her yerde kullanan mesela Imperva'yı hani bypass edebileceğim bir WAF olup ondan sonrasında mesela 2 hafta sonra aynı sisteme gene denk geldiğinde hali hazırda zaten bypass'ı bildiğim için daha hiç kimse hani onu bypasslamaya çalışıp bypasslayamadığı süre boyunca işte bildirip yani kazandığım da çok fazla mesela zafiyet oldu. O yüzden evet hani çok negatif gibi gözüken bir şey yani hani inanılmaz bir katkıda uzun vadede koyabiliyor yani. O yüzden ben bunu zarar olarak görmüyorum kesinlikle. Yani çok güzel bir yere örnekte bulundun abi. Çünkü ben mesela 6 gün boyunca Java'nın farklı versiyonları içerisinde işte object serialization metotlarını breakpointler koyarak debug etmeyi öğrendim. Bir de elinde source code yok mesela benim. Oradan build edemiyorum, tamam mı? Remote'dan bir yerden almışım. İşte bir şekilde decompile etmişim. Elimde nokta class var, oradan normale dönmüşüm. Hedefle debugger'ları çalıştırmayı başarmışım ama line'lar, ya satır sayıları match etmediği için debugger patlıyor. Karşı tarafın Java versiyonu farklı. Orası Linux, bende Windows var. Onu oraya run edemiyorum. Onu map edemiyor. Anasını satayım ya. Bitmeyen bir, tamam mı? Çile. Ama ne oldu günün sonunda? Abi ben Java'nın objeleri nasıl serialize ettiğini, internal adımlarını, non-proxy object yapısını, serialization calculation yapılarını her altı öğrendim. Mesela Özgür, neyime yarayacak hiç bilmiyorum abi, tamam mı? Hani ama çok mutlu oldum ya. Beni mesela işte herhalde diyorum ya, kendimi researcher olarak daha çok konumlama sebebim benim şey ya, hani bu noktadaki aldığım o sadistçe sürecin sonundaki, bir yandan da öğrenmenin ettiği bir yerde mutluluk var. Ama şeyde dönüşe söylemek lazım. Hani yani işte ProDAF var, benim başka yaptığım vesaire şeyler var. Hani o yüzden bu kısmı bu şekilde odaklanıp zevk alabilmek bende işe yarayan bir konu yani. Hani o Evet, dediğin kısmı da kabul ediyorum yani. Hani evet. onu da söylemekte fayda var. Durumlar bu şekilde. Abi çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok şey öğrendim diyebilirim ben. Hani zaten bu MDA Experience serisine yani çıtayı senle açtık, hani o yüzden çok güzel oldu. Çünkü beklentim benim şey, böyle sana klasik bir şeyler sormak değil. Hani muhabbet etmek ve muhabbetin gittiği yerde de ben bir şeyler öğrenmek istiyorum zaten yani. Hani derdim o, senin gibi tecrübeli bir insanla bir araya gelip hani bambaşka bir metodolojiyi ne kadar iyi özümseyebildiğini, hani birçok şey bana kattı ve buradan çok ders alınacak hikayeler var. Bence hiçbir kitapta yazmayan kısım da burası oluyor. O yüzden abi çok teşekkür ederim geldiğin için. Çok Ne demek kıymetliydi ki? benim adına. Ben de çok teşekkür ederim. Ya. Gerçekten çok güzel bir konuşma oldu. İlerleyen zamanlarda mutlaka devamında yapalım yani hani böyle şeyde hani Bir bir şey kaç ister misin? Biz evet. bu kanalda fırsatın olduğumu bilmiyorum. Ben 3 sene boyunca 400 saate aşkın bir şekilde canlı kanlı, uygulamalı application security ve farklı alanlarda içerik ürettim ki sen hani başlayan birine cevaben ben de aha bak bunları okuyarak başla diyebilmek istediğim için, ama Evet. daha böyle bir tık daha mid level veya advanced bir şeyler yapmaktan her zaman da çok istiyorum. Ne zaman ki abi böyle ya Mehmet gel iki bir şey yapalım, yayın açalım, gençlerle de hem konuşuruz hem teknik bir şeylere de bakarız hissiyatın olursa kanal senin, yani stream tokenını bile veririm öyle söyleyeyim, ama abi haber et, birlikte bir şeyler yapmaktan ben çok keyif alırım yani hani. Süper süper aynen. O zaman şey sözüm olsun düşüneyim. Ara ara orijinal fikirler aklıma geliyor. Farklı orijinal bir fikir gelirse yani hani yapabileceğiz. Çünkü hani benzeri ya işte hani web uygulaması nasıl test ediliyor falan filan hani o hani sıfırdan hani herkesin zaten yaptığı şeylerin üzerine yapmayı gerçekten hiç sevmiyorum yani ama farklı bir fikir üzerine gelirse kesinlikle yapalım. Sözüm olsun. Çok sevinirim çünkü hani mesela senin yaşadığın edge ve değişik case'ler var ya, onu bildiriyorsun abi, onu mesela de anonime, daha doğrusu anonim eder, anlatabildim mi onu konuşuruz yani, hani bir Evet. yandan böyle teknik şeyler alırsan ben bu tür şeyleri çok seviyorum. Çok da seven bir Türkiye'de siber güvenlik topluluğu var işin içerisinde. Hani hem Bug Bounty Türkiye topluluğu zaten senin bence en izinden gelen onlarca gencin olduğu bir yer. Hani o yüzden çok mutluluk duyarım abi demiş Yani olayım. Çok tamamdır. teşekkürler. Anlaştık o zaman. Peki o zamansa canlı yayında bizi izleyen yaklaşık 300 küsür kişi var. Herkese çok teşekkürler. Yayın bilmiyorum koptu gitti geldi arkadaşlar hani, ama sorularınızı da hiçbirini soramadınız. Lakin umarım keyif almışsınızdır, bilmiyorum. Bir Yani. Experience'ın ilkinin de sonuna gelmiş olduk. Chat
Görüşürüz. Kalın sağlıcakla. Görüşmek üzere. Son bir not, o zaman şunu söyleyeyim mi Tabii ki. kapatmayayım. Eğer ki sormak istediğiniz bu Bug Bounty'ye nasıl başlarım haricinde, yani hani gerçekten mantıklı ve teknik sorularınız varsa her zaman bana Twitter'dan yazabilirsiniz. Ama yeterince mantıklı ve teknik değilse terslemem, ama yani hani attığım cevaptan zaten terslediğimi de anlayabilirsiniz. Baştan uyarayım yani hani. Bana göre Harika. her zaman yazabilirsiniz yani. Süper. End stream butonuna basıyorum. 3, 2, 1. Görüşürüz chat. Bay bay.